Kızılay Hamam kampını kısaca değerlendirir misiniz? Kampınız nasıl geçiyor? İlk geldiğimiz günden beri iyi çalışıyoruz. Yani güç depoluyoruz. Günde çift idmanlarımız devam ediyor. Güç depoluyoruz. Sonrasında hocamızın da dediği gibi hazırlık maçlarımız başlayacak. Bu yolda ne kadar yol aldığımızı, ne kadar iyi olduğumuz hazırlık maçlarını daha iyi göreceğiz. Hocamız eksik yönde daha iyi çalıştıracak bizi. Yeni gelenlerle birlikte uyum sürecini de atlatıyoruz. Kampa katıldıktan sonra yeni gelen arkadaşlarımız da oldu. Yani güç depoluyoruz, iyi çalışıyoruz. Zaten bunu gerektiriyor kamplar. Şu an iyi gidiyor her şey. Her şey yolunda. İlk bana teklif geldiğinde tüylerim diken diken oldu. O şampiyonluk golünü attığımda yaşadığım duyguyu tekrar yaşamak için burayı tercih ettim. Ben Batman'ı çok seviyorum. Batman'ın da beni sevdiğini biliyorum. İnşallah yeniden şampiyonluk yaşayacağız ve o mutlu günlere geri döneceğiz. Batman taraftarının da size inancı var. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya ben bu yönde gerçekten ilk geldiğimde, yani dışarıda profesyonel hayatımda oynadığımda, Batman Petrospor'la oynadığımda, deplasmana geldiğimde görmüş olduğum taraftar kitlesini, biz şampiyon olduğumuzdaki senede çok daha iyisini gördük. Full tribüne, stada oynadık. Bu müthiş bir duygu. Yani çok güzel sezon geçirdik burada. Yani 700 bin nüfuslu Batman şehrini çok iyi temsil ettik. İnşallah, yani ilk önce bütün Batman'a teşekkür ederim. Ayrıyeten Yarasalar taraftar grubuna çok teşekkür ederim. Bizi iyi günde, kötü günde hep desteklediler. Yeni sezonda da arkamızda olacaklarını biliyorum. O yüzden biz sahada görevimizi yapacağız inşallah. Onlar da bizi eksiksiz bir şekilde destekleyecekler. Sonu güzel olacak hep beraber, bütün şehirle beraber. Peki Petrospor'un tekrar size teklif getirmesi, o an ne düşündünüz? Evdeydik, eşimle oturuyorduk. Mustafa Başkan aramıştı, Mustafa Demir. İkimizin de, yani kapattıktan sonra işte eşimle konuştuğumda ikimizin de yüzünde bir gülümseme oldu. Çünkü eşim de benim öğretmen. O da öğretmenlik yapmıştı Batman'da. O kendi yönünden düşündü, çok mutlu oldu. Ben de futbol açısından düşünce inanılmaz mutlu oldum. Ve gerçekten burada olmayı istiyordum. Çok güzel bir yapılanma var. Bu yapılanmanın içinde ben de olmam gerektiğini düşündüm. Yani çok mutlu bir şekilde geldim buraya. İnşallah sonunda güzel olacak, dediğim gibi. Hep beraber mutlu olacağız. Saha dışındaki vaktinizde neler yapıyorsunuz? Futbol bittikten sonra. İlk önce dinleniyoruz. Biraz uyuyoruz. Sabah idmanından sonra dinleniyoruz. Yemeklerimizi yiyoruz. Sonrasında takımda gerçekten uyum sorunu yok. Yani biz burada geçmişten geldiğimiz için işte abiler olarak hep beraberiz. Yani böyle herkes bir odada çekilip dinlendikten sonra hep beraberiz. Hep birlikte vakit geçiriyoruz. Sohbet, muhabbet. Öyle. Kendi mevkiinde futbol oynadığında nasıl bir futbol benimsiyorsun? Hangi futbol seni mutlu ediyor? Ya şöyle, pas oyunu oynamak ve rakibin üstünü kurmak beni çok mutlu ediyor. Yani o sahaya çıktığımda arkadaşlarıma güvenimin sonsuz olması ve iyi oynayacağımızı bilmek benim açımdan müthiş bir duygu. Biz bunu başarmıştık. İnşallah yeniden başaracağız burada. Ve yani sahaya çıktığımda terimin son damlasına kadar mücadele ediyorum. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmiyorum. O yüzden yani hırslı futbol ve güzel futbol diyebilirim. Peki izleyici olarak futbol izlediğin zaman hangi oyun stilini benimsiyorsun? Oyuncu olarak? Taraftar olarak maç izlediğinde. Yani pas oyununu çok, yani daha çok istiyorum ve destekliyorum. Çünkü gözü çok hoş geliyor. Evet. Futbol aklı ve zevki benim için farklı, yani pas oyunu. Bu sezon Batman Petrospor'u nasıl buluyorsun? Bir de zaten kampta da çok olmadı toplanalı. Takım arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun? Biz anlattığımızda şu an idrak edemiyorlar. Hani Batman şehrini şey yapamıyorlar. Çünkü Batman şehri gerçekten çok güzel bir şehir. Futbol anlamında futbola yatıp kalkan bir şehir. Ve biz bunu ilk maçtan itibaren arkadaşlarımızın da hissedeceğini ve göreceğini anlatıyoruz onlara. Yani yeni arkadaşlarımızla, bize katılan arkadaşlarımızla birlikte bize güç katacak onlar da. Hep beraber hedefe yürüyeceğiz. Bu sezonda hedef olarak kendine hedef belirledin mi? Ya hedef belirlemedim. Sonu şampiyonluk olsun inşallah. İlk önce bu. Her zaman bireysel hedefim de bir sezon önce ne yaptıysam onun üstüne çıkabilmek. İnşallah sonunda kupa olan bir sezon olur. Röportajımızın sonuna geldik. Son olarak neler, duygu ve düşüncelerini alabiliriz? Şunu çok istiyorum. İlk akşam maçındaki o stada ilk adım attığımdaki duyguyu yaşamak istiyorum. Bu kadar. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.